Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi arkadaşlar e, hayretler içerisinde kaldığım bir haberle başlayacağım. Normalde Fenerbahçe dışında bir haber ama hayretler içerisinde kaldım. Ahmet Nur Çebi, Josef'i de almış, yemeğe gitmiş. Nereye? Federasyona. Çaka değil, gerçek. Ve açıklama yapmış. Bugün Ankara gücü maçında kırmızı kart gören Beştaş kaptanı Josef ile birlikte TFF yöneticileriyle yemek yiyeceğiz. Bakın dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Türkiye'de var. Ve bakalım Josef'e baktıklarında ne hissedecekler? Mağdur ve mağdur edenler bugün yan yana gelecekler. Şimdi ben Ali Koç'a rica ediyorum. Ahmet Ercanlar da etmiş. Hani bir oyuncumuz eğer kırmızı kart falan görürse Alın federasyona gidin, beraber yemeğe götürün. Hem cezasını kaldırın, hem eşek değiller ya, yani cezasını kaldırıp bir özür dileyeceklerdir. Sonuçta mağdur etmişler. Mesela Valencia akız yere kırmızı yedi. Biz o maça 10 kişi kaldık falan filan. Çok ilginç. Bitti mi bitmedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi biliyorsunuz Beşiktaş'ın kontrolü altında olan Mehmet Büyükekşi. Yani benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş'ın kontrolü altında. Çünkü Beşiktaş başkanı bir kere daha gitti. E, ne diyorsanız paşam dedi. O günden sonra yine Beşiktaş kollanmaya başlandı. Yani güzel algılarla devam ediyor. Demiş ki Josef'e verilecek ceza konusunda kamu vicdanının göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemiş. Yani PFDK karar aşamasında ve böyle bir açıklama yapmak. Yani insanlar bu ülkede artık adalete inanmıyorlar. Farkında mısınız? Farkında mısınız bilmiyorum. İnanmıyorlar. Sebebi ne acaba? Yani bu PFDK'yı baskı altına almak olmuyor mu? Deniz Çoban eski hakem. PFDK'nın Joseph'in kırmızı kartını iptal etmesi mümkün değil. Talimat şiddetli hareketten sevk edilirse 3-6 maç. Saldırıdan sevk edilmişse 5-10 maç arası ceza öngörüyor. Alt sınırdan ceza verilip ceza 3'te 1'ine indirilir. Bu şartlarda bir maç en fazla 2 maç çıkar demiş. Katılıyorum. Maçın temsilcileri raporlarında Josef'in dışında bir başka kişinin ihlaline yer vermişlerse o kişi de cezalandırılır diyor. Görün bakın ne Josef ceza alır ne başkası alır. Diyorlar ki Fenerbahçe taraftarı vegor ceza alsın diye uğraşıyor. Gerçekten bunu diyen Beşiktaş taraftarı. Yani Fenerbahçe ne alakası varmış diye. Fenerbahçe'nin Avrupa maçında çıkıp da yok Putin diye tezahürat yaptı diye sağa sola şikayet şikayetlenir. Ya arkadaşlar. Bakın hiç düşünmüyor musunuz? Gün olur, devran döner. Ne bileyim güç değişir. Güç oradan bu tarafa geçer. Başka bir şey olur. Sonra öyle bir kollarlar ki birilerine. Hani bu takımın adı fark etmez. Belki Gaziantepsporu, belki Konyasporu, Sporu, belki Fenerbahçe, belki başkasına. Sonra orada ağlaya ağlaya burnunuzdan mukoza akar. Millet der ki o mukozaları yalayın. Çünkü zamanında sizin tek elinizdeydi derler. Ayıp ya. Ben şunu söyleyeyim. Kapattırın abi. Beyin spor sanatı kapattırın. Boşuna para vermeyin. Boşuna para vermeyin. Çoluğunuzun çocuğunuzun parası günahtır ya. Günahtır ya. Bu tiyatro izliyorsunuz siz. Günahtır abi ya. Günah abi günah günah. Allah aşkına böyle bir rezalet var mı ya? Ha şu var. Hocam sen olsan tepki göstermez Ben olsam tepki gösteririm. Kaldırır gelen taraftarı kenara atarım. Yerde yatan taraftarı gidip tekme atmam. Rozier atıyor. Videolarda var ya arkadaşlar. Karnına tekme atıp elimden ittirmem. Ve atıyor. Var arkadaşlar. Joseph'in yaptığı gibi tartaklayıp ensesine yumruk atmam. Var arkadaşlar. Gidip bir de Ankara Büyük teknik Teknikleri'nden birinin tartışıyor Joseph. Var arkadaşlar. Şimdi her suçlunun bir şeyi vardır ya. Ya tecavüzcüler de çıksın desinler ki işte bilmem bacağını açmasaydı o da ki bunu da yaptılar ülkemizde. Ya, o bacağını açtığı için ben tahrik oldum dese mesela ki diyorlar da yani bir şey diyemiyorum. Bizim dışımızda bir olay. Hocam bizi niye bu kadar alakalı ediyor? Niye girişi bununla yaptı? Arkadaşlar adalet bize de dokunuyor ucu. Şimdi buna hiçbir ceza vermeyip ödül verecekler. E Valencia niye 22'de oyun dışı kaldı? Niye özür diler gibi bir maç ceza verdiler? Şimdi Valencia'nın hareketine kıyasla zaman 15 maç ceza yemesi lazım. O şiddete göre. Kendileri ağlayan zırlayan kendileri değil miydi bu şiddetli hareket diye? Şimdi niye böyle? Sahaya birisi girdi. Ya sahaya her zaman biri girebilir. Tribünden her zaman biri küfür edebilir. Senin kendi futbolcun gitmiş, değil mail çıkartmış, taraftarı tahrik etmiş. 50 maç ceza versinler o zaman. Çıkın Beşiktaş olarak siz özür dileyin. Ankara gücü taraftarını mağdur ettik, o çocuğun inmesini sağladık diye. Allah adaletsiz iş yapan herkesin belasını versin. Adaleti arkasına alıp da hak yiyenleri Allah bildiği gibi yapsın. Ben o kadar söyleyeyim. Başka bir şey söylemiyorum. Bu Fenerbahçe içinde geçerli, başka takımlar içinde geçerli. Kim federasyonu parmağında oynatıp hakemleri e, hegemonyasında tutuyorsa futbolcuları sakatlansın. Cezayı ilahi adaletten bulsun. Sezonu kapatsın futbolcuları. Oynatacak adam bulamasın. Millette de desin ki bak hakemler seni kollarsa Allah'tan da böyle ceza geliyor desin. Bu Fenerbahçe ise Fenerbahçe'nin de belasını versin. Başka takım da onun da belasını versin. Çok bela okuyorsun. Hayır. Adalet istiyorum. İlahi adalet istiyorum. Fiorentina'da Cao Pedro pişmanlığı varmış biliyorsunuz Fenerbahçe'ye sezon başında geldi. Cao Pedro ve Normenekçiler pişman olmuşlar. Çünkü adı Fener Fiorentina ile anılıyordu. Ve İtalyan taraftarlar Fiorentina forması giymeye çok yakın ama Türkiye'yi tercih etti. Bu hafta harika bir gol attı. Şimdiden Türk taraftarların idoli oldu demiş. Enner Valencia demişken Valencia'da rekabeti severim diye bir açıklamada bulunmuş. Biliyorsunuz sezona çok iyi başladı. Hatta bakınız iki maçı eksik. Çünkü 22'de atıldı. Öbür maç oynamamasına rağmen gol krallığı yarısında zirvede olan Valencia ee, hani Joshua King'in formunu arttırması 1. E Pedro'nun durumu 2. Mich Başluay'ı transferi 3. E bunlar onca da rekabet kızıştı. Forma savaşı takımın başarısına yansıyacaktır. Bu sezon hedeflerimiz büyük. Tüm kulvarlarda başarı istiyoruz. Bunu, bana ne zaman görev verilirse gollerimi atmaya devam etmek için elinden geleni yapacağım demiş. Ki ben size söylediğim gibi dün de idmanda yer aldı Valencia. <laughs> Ve şu hani farklı bir iş var ya o olmayacak kesinleşti. Gustavo Henrique güven tazeledi diyor haberde. Açıkça söyleyeyim arkadaşlar. Çöpleme konusunda üstünsünüz ama övme konusunda hiçbir şekilde e, bir vasfınız, bir özelliğiniz yok. Gerçekten söylüyorum. Bakın Gustavo ki e. kötü başlangıç yaptı ama Kayseri maçında neredeyse kusursuz oynadı. Evet Ümraniye maçında kötüydü ama Ümraniye maçında tek orta saha olduğundan dolayı Jesus'a yüklenirsiniz, hakeme yüklenirsiniz ama görüyorsunuz. Mesela Avusturya -VM maçında da oynadı. Gayet iyiydi. Kayseri maçında da iyiydi. Yani bakalım ne olacak arkadaşlar. Birinci şifremiz Ankebut. Bunu seçtik. Ankebut birinci şifremiz arkadaşlar. Toplam 3 şifre vermeyi düşünüyoruz. Form alma niyetiniz varsa ağlayıp zırlamak ya da dilenmek yerine bu şifreyi not edin. Zamanı gelince soracağım. Je Jorge Jesus'tan son taktikler. Fenerbahçe'de Jesus artık analiz ekibinden gelen bilgiler ışığında Dinamo Kiev maçının taktiğini belirlemiş durumda. Ee, bunu paylaşayım mı ya? Perşembe günü önemli bir maçımız var biliyorsunuz. Bizi Şampiyonlar Ligi'nden elediler. Şu anda zirve noktalarında olmayabilirler ama hala çok tehlikeliler diyor. Takdir ne olduğunu da söylemeyeyim. Şimdi bir ilk 11 düşüncesi var Jesus'tan Kiev maçına. Hani başduayı King Pedro üçlüsünü birlikte kullanacak diyor. Bence tam olarak öyle değil. Bence Valencia ee, kadroya dönebilir. Pedro dinlenebilir. Joshua King ve Valencia forvet ikilisi olabilir. Bence 4-1-3-2 oynayabiliriz. Hocam 4-1 diyorsun bir tane ön libero önündeki isim kim olacak arkadaşlar? Mesela Crespo ön libero oynuyor. Arao 8 gibi oynuyor. Ya da Crespo ile Arao yan yana oynuyor. Bazen biri öne çıkıyor. O 8 rolünü üstleniyor. Bazen biri öne çıkıyor. O üstleniyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kaybedildi. Ve Fenerbahçe şu anda hırs küpü. Avrupa Ligi müsabakası için. Ee, ve Jesus üçlü savunma oynatacak diyor. Ben üçlü savunma oynatacağımızı zannetmiyorum. Açık söyleyeyim. Avrupa'da üç Türk oynatma zorunluluğumuz da yok. Gustavo Henrique Salahi Perez stoper üçlüsüyle çıkması bekleniyor demiş. Bence Gustavo Henrique Salahi ikilisiyle çıkar. Bu bana kalırsa. Orta sahanın sağında Osayi oynatır, solunda şey savunmanın sağında Osayi, solunda Alioski oynatır. 4. Orta ikili de. Şimdi orta ikili çok çok fazla. Crespo Arao ikilisi bence tuttu. Bence Crespo Arao ikilisini orta ikili de dener. Hatırlayın ilk maçta İsmail falan oynamıştım. Crespo Arao ikilisini oynatsam. 4-6. Kalezya dahil 7. Şimdi orta sahanın sağı ve solu önemli. Ve forvet ikilisi. Bence Joshua King ve Valencia'yı oynatacak. Hücumda. Orta sahanın sağında üretken olarak İrfan solunda da bence e, Lincoln'la oynatacak. Yani 4-1-3-2 ile oynayacağız gibi ya da 4-2-4 diyeyim kavram karmaşası olmasın. Ama bakalım ne olacak arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Ha üçlü savunma çıkacaksan hocam üçlü savunma çıkar. Altay, Gustavo Yenike, Atilla Salahi, Luan Perez. Orta sahanın sağında Osayi bu sefer. Solunda Alioski. Orta ikilde Arao Hücumda ise bak hücumda ise ee, Rossi Joshua King Valencia şeklinde olur. Eğer uçuşa çıkacak olursak da. O da benim tahminim. Fenerbahçe'den sürpriz adama nagolan nagala adama odama goma goda ne? Fenerbahçe Nöşland forması giyen 19 yaşındaki genç stoper Adamo Nagalo'yu transfer etmek istiyor. Evet medyaya basına yansımış. Ben sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Zaten uzun zamandır takip ettiğimiz bir isimdi. Basına yansımış. Yani hocam uzun zamandır takip ettik. Bir aşama kat ettik değil mi? Kat ettik. Kat ettik bir aşama. Hatta almak üzereyiz. Harbi harbi söylüyorum. Almak üzereyiz. Bayağı da aşama kat ettik. Onu söyleyeyim. Not. <laughs> arkadaşın hiçbir şekilde e, alt yaş kategorilerinde milli takımda oynamışlığı yok yalnız. Öyle de bir durumu var. İlginç. Transfer dönemi kapanmasına kısa dönem kaldı. Avrupa Ligi'nde oynatamayacağız ama genç bir savunmacı arıyoruz. 21 yaş altı kontenjanı kapsamında yabancı sınırına takılmadan futbolcu almak istiyoruz. YSL'nin haberine göre Fenerbahçe 19 yaşındaki e stoperi Kancay'ı taktı. Danimarka ekibinin kapısını çaldı ve oyuncu için istenen bonservis bedelini öğrendi. Hızıyla dikkat çeken, bakın hızıyla dikkat çeken 1.85 boyundaki Nagalo bu sezon Danimarka Ligi'nde 8 maçta forma gidi bir tane de asist yaptı. Ve enteresandır 720 dakika keş katışıksız süre almış. Bunu da öğrendik. Şimdi babası fil dişili, annesi Burkino Fasolu, yazları midye ve kalamar yiyor diye tek tek saymanın da lüzumu yok. Fenerbahçe yönetimi Salahi, Perez, Gustavo ve Serdar Azinyan'la Nagalov'u da dahil ederek savunma rotasyonunu genişletmek istiyor. Şimdi ben sadece bir şey söyleyeceğim. Perşembe günü Atilla Salahi son maçını oynayıp giderse Rusya'ya bu Nagalov'u alırsak bence baya baya iyi iş yapmış oluruz. Çünkü hem para gelecek hem de birine gitmesi lazım. İkincisi bu arkadaş sağ ayaklı. Bu arkadaş sağ ayaklı. Şimdi Gustavo Henrique'yi fes edip bu arkadaşı alsan taraftar bayram edecek. Serdar Aziz de var listede. Luan Perez de var listede. Hani takım listesinden bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Böyle de kalabalık bir stoper attı varken. Rotasyon değişir. E, Lemos, Novak zaten Avrupa kadrosunda yok ki. Bunlar kim tanımıyorum. UEFA için belirtilen liste zaten 6 maç. Bakalım ne olacak. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Adama Nagalo. FIFA'nın 23 Haziran 2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt diklerinde toplam 25 toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmak kuralına uyan bir futbolcuymuş. Çok da önemli değil. Aynı zamanda bu Nagala arkadaşımızın şöyle bir özelliği var: ee, Alt yaş milli takım kategorilerinde oynamayıp 21 e, yaş altı transferlerde, şey 23 yaş altı transferlerde nasıl kontenjandan yemeyecekse beni de aydınlatırsanız sevinirim çünkü ben de bilmek istiyorum. Onu da söyleyeyim. Uzun süredir ilgilendiğimiz bir isim. Sürpriz ayrılık olabilir. Bakalım ne olacak. Şu an bir şey söyleyemiyorum. Ee, gelişmelerden size haberdar edeceğim arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Bir stoper alacağız gibi duruyor. En az bir stoper alacağız gibi duruyor. Hocam ama Jesus dedi ki kimseyi almayacağız. Ali Koç dedi ki kimseyi almayacağız. Siz Jesus ve Ali Koç'un 3-4 transfer yapacağız dediği dönemde 8'den aşağı yaparsak kanalı kapatırım diyen adamın kanalındasınız. Bir müddet geçtikten sonra 12 ve üzeri transfer bekliyorum. Yani 11 artı bekliyorum. İstediğiniz her yere yayabilirsiniz. Kaynak gösterin diyen adamın kanalındasınız. Şimdi de diyorum ki her an her şeye hazırlıklı olun. En az bir stoper bekliyorum ben. Bakın en az bir stoper bekliyorum. Totalde 3 transfer bekliyorum ama bakalım ne olacak. Görüşmek üzere. Evet ben de farkındayım 6 Eylül'deyiz. Ben de farkındayım 2 gün sonra transfer dönemi kapanıyor. Ben de farkındayım. Merak etmeyin Avrupa listesine verdiğinizi. Görüşmek üzere.